Herkese merhaba. Bu videoda Banggood üzerinden gelen iki tane ürünüm var. Bu ürünler şu anda indirimde. İndirimden faydalanmanız için bu videoları hazırlıyorum. Bu videolar tanıtım videosu arkadaşlar. İnceleme videosu değil. Ben ürünleri kullanıyorum. İkisini de tavsiye edeceğim bir ürün. O yüzden indirim süresi kısa, faydalanın diye hemen acil bir şekilde bu videoyu hazırladım. Blitzwolf'in BW-V4 modeli ve 1080p çözünürlüğüne sahip projeksiyon cihazı. Diğer üründe Android TV H96 Max modeli. Android 13 ile geliyor. 4 GB RAM, 64 GB hafızaya sahip. Bluetooth 6 ile geliyor. 8K'ya kadar desteklediği özelliklerinde yazmakta. Kutu içerikleri bu şekilde. Android TV kumandası, güç kablosu, HDMI kablosu da yanında geliyor. Tabii ki kullanma kılavuzu da yanında çıkmakta. Projeksiyon cihazımızın kutu içeriği de bu şekilde. Lens temizleme bezi, projeksiyon cihazı, HDMI kablosu, güç kablosu, İngilizce kullanma kılavuzu, görüntü aktarma kablosu, aynı zamanda ses de aktarıyor. Kumandası, kutu içeriği bu şekilde. Unutmadan da söyleyeyim, Android TV'mizi hemen hemen bütün televizyonlarımıza bağlayabiliyoruz. Bu cihaz sayesinde televizyonumuzu hem internete bağlamış oluyoruz, hem YouTube hem Netflix gibi uygulamalara bu cihaz sayesinde kullanmış oluyoruz. Şimdi bu cihazımı Android TV'mi projeksiyon cihazıma bağlayacağım. Sonrasında görüntü kalitesiyle devam edeceğiz. Projeksiyon cihazına böyle bir ayak yaptım. Gördüğünüz gibi görüntüyü perdeye yansıtıyor. Arkadan da görüyorsunuzdur. Arkadan gün ışığı vurmakta. Gün ışığı vurduğu halde görüntünün performansını da görmüş oluyoruz. Projeksiyon cihazı çok güzel görüntü yansıtıyor. Yani gündüzde rahatlıkla video seyredebileceğiz. Projeksiyon cihazımızın menüsü bu şekilde. Android TV'mizi cihazın HDMI girişine bağladık kablosunu. Gördüğünüz gibi kumandası mevcut. Kumandadan Start'a basıyorum. Projeksiyon cihazının kumandasından Sorce yazısına basıyoruz. Burada da seçenekler var. Gördüğünüz gibi USB girişi, görüntü girişi, HDMI 2 girişi, HDMI 1 girişi bulunmakta. HDMI 1 girişine Android TV'miz bağlıydı ve gördüğünüz gibi Android TV'mizi de açmıştık. Android TV'mizin menüsü bu şekilde. YouTube'dan bir video açtım. Buradaki amacım cihazın gerçekten 4K'ya destekleyip desteklemediği. Buradan ayarlar bölümüne gidiyoruz. Kalite bölümüne girdik. Görüyorsunuz maksimum 2160p çözünürlüğe kadar destekliyor. Yani projeksiyon cihazımız 4K videoları destekliyor. Android TV'mizde maksimum 4K'ya kadar, bu projeksiyon cihazında açabildiğimiz için 4K'ya kadar desteklediğini de buradan görmüş olduk. YouTube kanalımı açtım. 4K'ya destekleyen bir tane videom var. Buradan 4K kalitesinde görmüş olacağız. Aynı zamanda ses kalitesinde buradan duymuş olacağız. Görüntü kalitesi bu şekilde. Gündüz video çekiyorum. Arkasında da güneş yansıyor görüyorsunuz. Gündüz de rahatlıkla video seyredebileceğiz. Ses kalitesi de bu şekilde. Şu an son sesinde. Cihazın kısaca görüntü performansını size göstermeye çalıştım. Şu an projeksiyon cihazım çalışıyor ve otomatik odaklama yapmaya başladı.
lensi bir ileri bir geri gelip gidiyor. Bu cihaza lens koruması da vardı. Projeksiyon cihazımızı kapattığımızda bakın mekanik olarak lensi kapatıyor. Ve şu anda kapandı. Tekrar açtığımızda ise şu anda tekrar açtım. Bakın mekanik olarak lens koruması açılıyor ve projeksiyon yansıtmaya başladı. Videomun başında da söyledim. Bu inceleme videosu değil ama ben ürünleri kullanıyorum. Tavsiye edeceğim bir ürün ve şu anda da indirimli olduğu için indirimden faydalanın diye bu kısa videoyu hazırladım. İki ürün de indirimde. Görmüş olduğunuz Android TV ise markasında Türkiye sitelerinden araştırabilirsiniz. 2500 TL'ye satılıyor. Ben vergisini Türkiye'de kapımda ödedim. 200 TL vergi çıktı bu üründe. Diğer üründe Banggood öncelikli satın alın. Vergisini peşin ödemiş olursunuz. Bu cihazda o şekilde satın alma özelliği yok. Kapımızda PTT'ye ödüyoruz. 200 TL vergi çıkıyor. Bunu unutmayalım. Ürün İndirimiyle beraber şu an 800 TL'nin birazcık üstünde. Bana 1030 liraya falan gelmişti. Türkiye'de de 2500 TL'ye satılmakta. Neredeyse yarısından da daha ucuza bu Android TV'yi almış oluyoruz. Ve televizyonumuzu, projeksiyon cihazımızı akıllı TV haline getirmiş olacağız. Bugünlük de bu kadar. Bir inceleme videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın.